Keloğlan Elsa'yı kurtarıyor. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, çok eski zamanların birinde, masal var masal içinde. Uzak ülkelerin birinde, Keloğlan adında annesiyle beraber yaşayan bir çocuk varmış. Keloğlan'ı tanımayan yokmuş. Aklı çok çalışır, canı isteyince iş yapar, istemeyince tembellik yaparmış. Keloğlan'ın bir de onu hep düşünen, koruyan, kollayan, bazen de yaptığı tembellikler yüzünden ona kızan bir anası varmış. Anaoğul küçük bir köyde, küçücük ama içi sıcacık, sevgi dolu bir evde yaşarlarmış. Günlerden bir gün, karlı bir kış gününde Keloğlan yine annesinin sesiyle uyanmış. Keloğlum, keleş oğlum, evde yakacak odun kalmadı. Kara kaçanı al, ormana git de biraz odun topla, ısınalım demiş. Keloğlan, of ana, bu karda kışta ormana nasıl gideyim? Orman çok soğuktur şimdi demiş. Ama ne dediyse anasını ikna edememiş. Kara kaçanı almış, yola düşmüş. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe, kar buz demeden ormana ulaşmış. Başlamış etraftaki kuru odunları toplamaya. Hava o kadar soğukmuş ki Keloğlan bir an önce odunları toplayıp evine gitmek için acele ediyormuş. Çalılardan birine uzandığı sırada eline bir dal parçası kıymığı batmış. Keloğlan acıyla elindeki dalları yere savurmuş. O sırada parmağından akan bir damla kan bembeyaz karların üstüne damlamış. Kanın damladığı yerde bir anda küçük bir göl oluşmuş. Keloğlan gözlerine inanamamış. Çünkü bu sihirli gölün içinden sesler gelmeye başlamış. Küçük bir kız çocuğu, "Lütfen bana yardım edin, beni buradan kurtarın," diye yalvarıyormuş. Ne olduğunu anlamadan göl ortadan kaybolmuş. Keloğlan yaşananlara bir türlü anlam verememiş. Biraz da korktuğu için topladığı odunları kara kaçana yükleyip hızlıca evinin yolunu tutmuş. Ama aklı hala gördüklerindeymiş. Eve geldiğinde annesi Keloğlan'a, "Keloğlum, keleş oğlum, ne oldu? Neden bu kadar düşüncelisin?" demiş. Keloğlan başından geçenleri ve gördüklerini annesine anlatmış. Fakat annesi Keloğlan'a inanmamış. "A benim keleş oğlum, yine mi uykuya daldın? Bir sürü rüya görmüşsün," demiş. Keloğlan ne dediyse annesini gördüklerine inandıramamış. O gece rüyasında göldeki küçük kızı görmüş. Küçük kız, "Lütfen bana yardım et, beni kurtar," diye söylediklerini tekrarlamış. Ertesi gün Keloğlan yaşadıklarını en iyi arkadaşı Can kıza anlatmış bu kez. Can kız, "Ben sana inanıyorum Keloğlan. Bu yaşadıklarının bir anlamı mutlaka olmalı. Benim tanıdığım bilge bir büyücü var. Bu gördüklerini belki açıklayabilir. Bize yardımcı olabilir," demiş ve birlikte büyücüye gitmişler. Bilge büyücü Keloğlan'ı dinlemiş ve şöyle demiş. "Keloğlan, senin gördüğün kızın adı Elsa. Yıllardır Karlar ülkesinde Karlar kraliçesiyle birlikte yaşıyor. Elsa, uzaktaki bir ülkenin kralının kızı. Karlar kraliçesi krala kızıp yaptığı büyüyle kızı Elsa'yı yanına aldı. Ve maalesef yıllardır bu büyüyü kimse bozup Elsa'yı kurtaramadı. Onu kurtaracak kişi sen olabilirsin. Bu büyüyü bozabilecek kişinin çok akıllı olması gerektiğini söylerler," demiş. Keloğlan çok şaşırmış. "Ben mi? Ama ben nasıl kurtaracağım? Bunu nasıl yapacağım? Bilmiyorum," demiş. Bilge büyücü düşünmüş. Sihirli küresine bakıp sihirli kitabından bir şeyler okumuş. Sonra Keloğlan'a dönüp, "Yarın ormanda Elsa'yı gördüğün yere tekrar git. Bu verdiğim iksiri karların üstüne damlat. Eğer doğru kişiysen kapı sana tekrar açılacak ve Elsa'nın yanına gidip onu kurtarabileceksin," demiş. Can kız, "Keloğlan, ben de seninle geleceğim. Sana yardım etmek istiyorum," demiş. Ertesi gün Keloğlan ve Can kız ormana gidip büyücünün dediklerini yapmışlar.
bir anda büyülü kapı tekrar açılmış ve karşılarında Elsa'yı görmüşler. Can kız, hadi Keloğlan, kapı kapanmadan içine girmeliyiz demiş ve açılan boşluktan içeri atlamışlar. Bir anda etrafta buzdan, kardan başka bir şey olmayan karlar ülkesine düşmüşler. Elsa, Keloğlan ve Can kızı karşısında görünce çok mutlu olmuş. Sonunda geldiniz. Yıllardır birilerinin beni kurtarıp evime götürmesini bekliyorum. Lütfen bana yardım edin demiş. O sırada buzdan sarayında olan biteni izleyen karlar kraliçesi çok sinirlenmiş. Hemen yanlarına gelip Can kız ve Keloğlan'ı buzdan bir kafese hapsetmiş. Elsa, Keloğlan ve Can kız çok çaresiz ve üzgün hissediyorlarmış. Keloğlan, sanırım ben Elsa'yı kurtaracak o akıllı kişi değilim. Şu halime bak. Bu hapisteyken Elsa'yı nasıl kurtaracağım? Demiş. Can kız, hayır Keloğlan. Ben sana güveniyorum. Hepimizi kurtaracaksın. Hemen ümitsizliğe kapınma ve düşün. Öyle kolay kolay pes etmeyeceğiz demiş. Keloğlan, haklısın Can kız. Kel olabilir ama kafam hep iyi çalışır benim. Bunun da üstesinden geleceğim elbet demiş ve düşünmüş taşınmış. Karlar ülkesi o kadar soğukmuş ki ikisi de neredeyse soğuktan donacakmış. O anda Keloğlan'ın gözüne etrafta dolaşan geyikler çarpmış. Kocaman boynuzlarıyla çok güçlü olduklarını fark etmiş ve aklına bir fikir gelmiş. Elsa'ya, annesiyle beraber dolaşan yavru geyiği buraya getirip kafese sokmanı istiyorum demiş. Elsa çok şaşırmış tabii. Ama neden? Nasıl? Bunu neden yapmalıyım? Keloğlan, hadi Elsa, bir fikrim var. Acele etmelisin. Fazla vaktimiz yok demiş. Elsa koşarak yavru geyiği kucaklamış ve buzdan parmaklıkların arasından Keloğlan'a vermiş. O anda anne geyik yavrusunun kaybolduğunu fark etmiş ve onu aramaya başlamış. Yavrusunu kafesin içinde görünce çok sinirlenmiş ve kocaman boynuzlarıyla buz parmaklıklara vurarak onları kırmaya başlamış. Buz parmaklıklar kırılınca Keloğlan ve Can kız hemen dışarı çıkmışlar. O sırada buz sarayında olan Karlar Kraliçesi her şeyi görmüş ve çok sinirlenmiş. Keloğlan buz kafesten çıkar çıkmaz sakladığı iksiri cebinden çıkarıp yere damlatmış. O sırada dünyaya geçiş kapısı tekrar açılmış. Keloğlan haydi şimdi deyince üçü birden boşluğun içine atlamışlar ve kraliçe tam onları yakalayacakken kapı kapanmış ve kurtulmuşlar. Önce Elsa'nın ülkesine gitmişler. Elsa bütün olanları babasına anlatmış. Babası tekrar kızına kavuştuğu için çok mutlu olmuş ve Keloğlan'a teşekkür edip ona bir kese altın ve hediyeler vermiş. Keloğlan aldığı hediyeleri Can kızıyla paylaşmış. Çok teşekkür ederim canım arkadaşım. Sen olmasan başaramazdım. Her zamanki gibi bana güvendin demiş. Keloğlan'ın annesi uzun süredir ortalarda olmayan Keloğlan'ı görünce önce kızmış. Fakat olan biteni duyunca oğluyla gurur duymuş. Ana oğul eski sakin ve mutlu hayatlarına geri dönmüşler. Sıcacık evlerinde mutlu mesut yaşamaya devam etmişler. Gökten üç elma düşmüş. Biri bana, biri bize hep güvenen arkadaşlarımıza, diğeri de karda oynamayı seven çocuklara gelsin. Evet çocuklar, masalımız bitti. Gelelim düşündüren sorumuza. Keloğlan ve Can kız Elsa'ya yardım etmeseydi, Elsa karlar ülkesinden nasıl kurtulabilirdi? Düşünün bakalım. Eğer masalımızı beğendiyseniz, masalların devam etmesini istiyorsanız, masalımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.